üniversitede AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık'a bu ne sefil bir mantıktır, bu ne dar kafalılıktır eleştirisi. Muhalefet acınacak yorum yapıyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, sosyal medyadan muhalefetten gelen yorumlara ve Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık'a sosyal medyadan cevap verdi. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Ankara'da katıldığı Bilkent Şehir Hastanesi temel atma töreninde sosyal medya hesabından "Kütahya Şehir Hastanesi de aynı modelle yapılacak inşallah. Kamu özel işbirliği ile yeni hastane Atatürk Eğitim Hastanesi'ne bitişik inşa ediliyor. Adeta sağlık kent kuruluyor. Yeni hastanemiz de aynen Evliya Çelebi yanında olacak. Muhalefet çevreleri ne derse desin, biz işimize bakıyor, yolumuza devam ediyoruz. Çalışan kazanır ama bal arısı gibi çalışmak lazım. Bugün temeli atılan şehir hastanesinin açılışı 2016 Nisan ayında yapılacak. Bu gibi büyük projelerin bu kadar kısa sürmesi de AK Parti farkı mesajını yayınladı. Kinay bu mesaja gelen eleştirel yorumlara cevabı yine sosyal medya aracılığıyla verdi. Mesajında başkentte şehir hastanesi temel atma törenine katılıyorum. Aynısı Kütahya'da da yapılacak diyorum. Eleştiriliyorum. Garip değil mi? Birileri eleştirmeye çok meraklı. Bunlara laf mı yetiştirelim? Bir söze, bir de söyleyene bakıp Mevlana olacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Kütahya'da değil de neden Ankara'da şehir hastanesi yapılıyor da sen onunla övünüyorsun diyorlar. Kütahya'da da yapılacak diyorum. Nafile dedi. Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın sosyal medyadaki YHT projesi temeli Afyonkarahisar'da atılıyor. Kütahya'ya müjde verenlere duyurulur şeklindeki mesajına Kinay yine sosyal medyadan şöyle cevap verdi. Afyonkarahisar'da YHT temeli atılıyorsa bu Kütahya'da da atılmayacak anlamına mı geliyor? Bu ne sefil bir mantıktır? Bu ne dar kafalılıktır? Bu zihniyetin maya tutması demek, komşu şehirleri bırakın her köyün birbirini yemesi demek. Allah bu zihniyetten korusun. Biz Kütahya'ya yapılan bir yatırımı Afyonkarahisar'a zarar vermediği gibi bilakis fayda sağlayacağına inanıyoruz. Tabii tam tersi de doğru. Beş Karış Barajı ile ilgili Alim Işık'ın, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı'nın kabinenin diğer üyeleri gibi kendinden öncekileri yok sayan anlayışını kınadığımı ifade etmek istiyorum sözlerimin başında. İnşaatına 1993 yılında başlanan Kütahya Beş Karış Sulama Barajı geçen yıl tamamlandı. Öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Ancak bu barajın sulama projesinin değiştirilerek Kütahya'daki sulama alanlarının daraltılıp bir kısım suyun Afyon'a taşındığı yönündeki iddialar Kütahya kamuoyunu çok rahatsız etmiştir. Sayın Bakan buradayken bu konuda açıklama bekliyorum. Bu proje eğer iddia edildiği gibi ise mutlaka değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyorum şeklindeki konuşmasına atfen Milletvekili Kinay sosyal medyada geçen sene bir laf çıkardılar. Beş Karış Barajı Kütahya için değil Afyon için yapılıyor diye. Afyon'u keşke sulasa, Yunan toprağı mı? Biz Kütahya ile Uşak birleşsin, büyük şehir olalım diyoruz. Onlar Afyon'a su vermeyecekler. Böyle bir zihniyete ne olur gereken cevabı verin mesajını yayınladı.